Bir video sorumuz var. Bismillah diyelim. O soruyla başlayalım. Hayırlı yaşarlar, hayırlı sohbetler. Ben çok merak ediyorum. Mukabele dinliyoruz. Gidiyorum cuma günleri. Mukabele bittikten sonra namaz vakti geliyor. Ya öğle vakti ya ikindi vakti. Ama bayan hoca da orada, biz de bayanlar. Vakit gelince bayan hoca bayanlara namaz kıldırır mı? Bunları cevabı bekliyorum. Aydınlanmasını istiyorum. Çok merak ediyorum. Hayırlı iftarlar. Teşekkür ediyoruz hocam, buyurun. Efendim, tek başımıza namaz kılmakla cemaatle namaz kılma arasında sevap bakımından fark var mıdır? Vardır. Sadece şu var, hanımefendilere imam olan hanım kardeşimiz erkeklerde olduğu gibi öne çıkmaz. Hı hı. Aynen onların hizasında durur. Ve o şekilde cemaatle kılmaları münasiptir. Gayet güzel ya, ne güzel. Mukabele okuyorlar. Arkasından da cemaatle namaz kılıyorlar. Da... Hanımefendi kıldırıyor. Ya, evet, evet. Kadınların cemaatle namazda imamlık yapmalarında dinen bir sakınca yok o halde kendi aralarında. Mekruh olmakla mekruh birlikte olmak caizdir. Beraber. Ama önde olacak biraz. Evet, önde olmayacak. Yani olmayacak. Hizasında olacak. Ha, tam tersi. Aynen, kadınların, hanımların tek farkı bu. Yani erkeklerde cemaat var, imam önde olacak. Ama bunlar da önde değil. Tam hizalarında, aralarında. Tamam, şimdi oldu. Evet. Doğru anlamış olduk. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var, izleyelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm. Ben fitremi kayınvalidemin durumu düşük ona verdim. Kabul oluyor mu? Evet. Münasiptir. Rabbim kabul buyursun. Evet. Allah kabul etsin. Yine bir fitre ya da oruç fidyesi sorusu var. Görelim. Hocam iyi akşamlar. İhtiyacın yoksa biri sana fitre veriyorsa bu fitre yemek helal mıdır, haram mıdır? Nasıl efendim? İhtiyacımız yoksa ama birisi de bize sadaka, fıtır verdiyse, fitre verdiyse ne yapalım? Almak helal midir, caiz midir? Efendim eğer fıtra alabilecek durumda değilsem, nisap miktarı imkanım varsa almam uygun değil, caiz değil, almam caiz değil. Yani diyelim ki nisap miktarı 80,18 gram altın. Altının veya param var veya ticaret malım var. Birisi de getirdi bana, Allah korusun diyelim bir sakatlığım vardı. Sakat diye tuttular, verdiler. Alayım mı, almayayım. Eğer o şekilde imkanım varsa almayayım. Bana düşmez. Verilmesi uygun değildir. Ne demek, verene ne demek icap eder o anda diyelim? Verenin araştırması icap eder, veren. Yani kime verecek? Fakire verecek. Fakir kimdir? Nisap miktarı paraya veya ticaret malına sahip olmayan kişi fakirdir. Ona verecek. Ama adam her ne kadar sakatsa da adamın imkanı var. Nisap maddi miktarı. Durumu iyi. Ha, maddi durumu iyi. O adama sırf sakatlığı sebebiyle, sırf dul olması münasebetiyle vermemiz, sırf yetim olması münasebetiyle vermemiz doğru değil. Doğru değil. O zaman şunu söylemeleri uygun olur mu? Benim durumum müsait. Bunu ihtiyaç sahibine lütfen verin. Böyle, bize vermeyin demeleri. Diyelim ki biri verdi. Evet. Alan kişi de yok teşekkür ederim. Ben böyle bir şey yaşadım Muhsin Bey. Medine'ye giderken trafik kazası geçirdik. Normal yürüyemez hale geldim. Böyle tekerlekliyle yürüyorum. Biri getirdi para verdi. Allah ben şaşırdım. Ne oluyordu? Ha sonra anladım ki güya sakat yürüyemiyor. Onu derhal iade ettim, teşekkür ettim, iade ettim. Başınıza geldi. Ya öyle. Evet, demek ki uygun değil. İhtiyaç olmadığı halde doğru. Sadakayı, fıtır, fitre, oruç fidyesi, zekat almak dinen caiz değil, uygun değil dedi hocamız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.